Çaylak programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Aksaray'da her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu anlatan programımızda bu hafta un değirmenindeyim. Bakalım un nasıl yapılıyor? Unun hikayesini, yapılış aşamasını baştan sona ben yapabilecek miyim? Bunu göstereceğiz. Ve şimdi arkanıza yaslanın. Unun hikayesini ben tarafından hep birlikte izleyelim. Şimdi değirmenler rastgele bir fabrikaya giriyoruz, bir un değirmenine. Bakalım içeride bizi nasıl karşılayacaklar, hep birlikte görüyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Barış'ım. Abi kolay gelsin, senin içinden böldüm ama. Ağzasın, önemli değil Barış'ım. Şimdi ben değirmenci olmaya geldim. Evet, hoş geldin abi. Seni bir tanıyalım mı? Adım Yusuf kardeşim, babam mesleği değirmenciyiz biz. 20 yıldır ben yapıyorum, 50 yıldır da babam yapıyor aşağı yukarı. 20 yıldır burada mısın? Evet, ben 20 yıldır buradayım arkadaşım. Anladım, tamam, o 20 yılın bir günlüğünü seni istirahate göndereceğim, ben yapacağım bu işi. İnşallah, yapabilir misin? Bilmiyorum, sence yapabilir miyim? Bu işin zorlukları nedir? Valla zorlukları sürekli çalışıyor, 12 saat, 13 saat çalışıyoruz. Tamam. Ağır torbalar var. Kaç kilo mesela ağır dediğin? Ya köylüne getirse, bazen 30 kilo, bazen 50 kilo, bazen 100 kilo. Yani köylüne getir, standart bir torba yok. Yani fabrikasyon olmadığı için. İşte müşterilerle uğraşmak, memnun etmek. Ondan sonra ne bileyim işte fiyat konusunda olsun. Sabit bir fiyatı yok galiba. Sabit gelen fiyatı var. Hayır. Sabit fiyatı var da illa işte hani... İndirim yaptıranlar oluyor. Aynen, öyle oluyor. Toplu oluyor işte. Az getirenler oluyor, o biraz problemli oluyor. 50 kilodan aşağı oldu mu? 7 makine çalıştırdığımız için 7 tane makine mi var? Aynen, 7 tane. Eleme, yıkama, kurutma, öğütme, kepeni soyma, soğutma. Abi ne gerek var 7 makineye ya? Bir ne tanesini yok. At, essin, direkt un yapsın. Olmaz işte. Olmaz kardeşim. Elenecek, temizlenecek, toprağı oluyor, taşı oluyor, otu oluyor, karadenesi oluyor bunun. Onla öğüttüğün zaman acır, o eski sistemle, eskiden ebelerimiz, nenelerimiz eler burada öyle getirdi. Şimdi ama makineler eliyor, kabuğunu soyuyor. Uyduyoruz, veriyoruz müşteriye. Anladım abi. Tamam, şimdi ben bugün bu işi yapabilir miyim? Valla zor gibi görünüyor, bilmiyorum da. Yani, üstün başın olsun böyle. Olsun, üstün başın batsın, sıkıntı değil yani en fazla. Denerdi abi. Bravo, üstün başın. İşime gelmezse kovalarız bak söyleyeyim. Şimdi Yusuf abi işime gelmezse kovalarım diyor. Onun için kendimi bu şekilde, en iyi bir şekilde sevdirmem lazım bugün. Peki şimdi. Un var mı? Ben ne yapacağım şimdi bugün bunu? Müşterim, köylü amcamız buğday getirdi. Tamam. Onu dökeceğiz, üyüteceksin. Şuraya mı döküyoruz? Evet, evet, oraya dökeceğim kardeşim. Tamam. Seni o zaman ben arkaya yollayayım şimdi. Buraya döktüm. Sonrasında evet. Ne yapıyorum? Direkt şöyle un olarak çıkıyor mu bu? Ben makineleri çalıştıracağım. Kepeğe torba takacağız. Un torbası var, un takacağız. Üyüteceğiz, tartacağız. Amcama vereceğiz. Teslim edeceğiz. Tamam. Evet. Şimdi köyden bir amcamız unumu getirmiş. Yusuf abim dedi ki, öncelikle dedi şuraya dökeceğiz. Ondan sonra işte kepek takacağız, bir şey yapacağız diye anlattı ya, ben pek anlamadım. Ondan sonra amcama vereceğim. Ben öğreteyim sana kardeşim, kafanı yorma. Tamam, ben öğreteyim sana diyor. Tamam. Ben istekliyim abi, o zaman başlayalım mı? İnşallah başlayalım kardeşim. Tamam, Aksaray Un Değirmeni'nde Yusuf abimle birlikte değirmencilik maceram başlıyor efendim. Şimdi Yusuf abimin biraz önce tarif ettiği buğdaylar burada. Un çektirmeye gelmiş burada bir müşteri. Köyden gelmiş, bunları çektirip götürecek. Şimdi abicim, seni bir tanıyalım mı? Senin isim soyisim neydi? Kutlusu Baylan. Kutlusu amcamla birlikteyiz. Bunları nereden getirdin abi? Nerelisin sen? Armutlu köyünden getirdim. Şimdi sen normal değirmenci yapsın diye getirdin ama bugün hiç iyi denk gelmedi. Bugün değirmenci benim. Evet. Şimdi bana güvenip veriyor musun malzemelerini? Abi veriyorum. Yapamazsam? Kadere. Şimdi bak, Kutlusu. Değil mi? Evet. Kudüs abimin gönlü çok böyle geniş. Dedim yapamazsam dedim ne olacak dedim. Senin canın sağ olsun, kadere diyor. Evet. O zaman abi sen bu bayağı sürer. Normalde bu herhalde bir Yusuf abi yapsa 10-15 dakika sürer ama ben bunu bir saatte yürütürüm. Evet. Sen şöyle kenara bir geç, bizden bir çay iç. Oldu. Ben bittiğinde sana teslim edeceğim inşallah. Tamam. Tamam. Tamamdır efendim. Şimdi Kudüs abimi çay içmeye yolluyoruz. Buğdaylar alıyorum. Yusuf abimin tarif ettiği oradaki bu havuz gibi bir şey var. Oraya döküyoruz, bakalım nasıl bir şey olacak. Gerçekten çok ağır torba. Yalan durdun mu? Değil mi bu? Varım. Ehliyetin var mı araba sürmeye? Var abi. İyi, tamam, vardır işte. Şimdi bu çalışacağım, Muharrem çalışacağım. Senin işine bak.
Abi Kutlusu abi, bunu nasıl bağladın böyle abi? Onu çözülmesin diye bağladık. Çözülüp döküldükten sonra ne yarar? Dur şuradan kes. Köylü zor yetiştiriyor. Moral vardı işte. O da tanesi para işte. Öyle olunca kıymetini kaç diyor. Kilo bu? 50 kilo. 50-53 kilo gelir. Daha torbayı açamadım ben. Dur sen. Hadi Allah çabuk ol. Böyle olmaz ki. Müşteriler bekliyor. Moral. Şimdi bunu direkt buraya bırak. Buraya döküyorsun bari. Yanaştır. Yapar. Hatır. Ooo çok güzel. Dök. Hızlı. Anladın mı? Bak ne güzel oluyor. Değil mi? Ha. Çık. Güzel. Cek anlasın hiç. Ha. Kavunun da ağzını aç. Dök bari. Kutlusu amcam bana güvenmiyor. Dolayısıyla yanımdan ayrılmıyor. Oğluma işte buğdayına bir zarar gelir diye. Kaldıra. Yardım edeyim bak. Öyle şey ekmeği yemesi değil, söyle ekmeği bu. Çık. Bir şey yok. Öyle olmaz. Var mı? Gel torbaları al ben şimdi. Şimdi torbaları alıp geçiyoruz içeriye. Şimdi Muharrem dışarı döktüğümüz buğday içeri çekilecek. Bu helezon denilen alet onu içeri çekiyor. Oradan eleğimizi çalıştıracağız. Ben oraya döktüm ama o nasıl girecek bunların içine? İşte bunu çalıştırdık mı o içeri çekecek. Anladım. O sadece içeri çekmek amaçlı taşımak için kullandığımız bir alet. Yani koskoca taşıma şu alet mi yapıyor? Şu koca aletin sadece şu. Boru şeklinde olan. He boru çekiyor sadece. Evet evet. Bu un eleği. Anladım. Unların kepeğini ayırmaya yarar bu makine. Tamam. O gördüğün arkadaki boru halinde buradan sadece içeri taşıyıp bu tarafa mı, bu tarafa mı gelecek, kepekli mi inecek, kepeksiz fabrikalı gibi mi çıkacak, Allah onu belirlersin, oradan kapakları değiştirerek. Şimdi benim en çok merak ettiğim bir şey var bak, annem de çok kullanır ekmek yaparken. Evet. A buğda, şahman buğda derler bizim burada. O ne bu? A buğda, şahman buğda ne abi? Makarnalık buğday, durum buğday, eskiden şahman buğday derlerdi. Tamam. Zamanla haliyle değişti tohumlar, eski şahmanlar kalmadı ama makarnalık şimdi, spagettilik, makarna yapılan. Tamam. Mesela makarna neden tutulur? Kaliteli şahman buğdaydan üyüttükleri için. Diğer makarnalar neden tutulmaz ve ucuzdur? Beyaz buğdaydan, yumuşak buğdaydan üyüdürler. Hamur olur. Hoş olmadığı için. O yüzden şahman buğday her zaman kalitelidir. Eski Anadolu buğdayıdır. Şahman buğday mı kaliteli olan? İç Anadolu'da şahman buğday derler. Güneydoğu Anadolu'da durum buğdayı derler. Yöre yöre değişir bu. Anladım. Hani dünya genellemesinde de makarnalık buğday diye geçer. Genellikle makarnalık diye geçer. Tamam. En çok makarnada kullanıldığı için. Anladım. Tamam abi. Sen şimdi bana şu makinelere nasıl çalıştığını göster. Sen çay içmeye git. Tamam. Ben komple üteceğim. İnşallah bu arada. Tamam abi. Şimdi bunu bire getiriyorsun. Bunu bire getiriyorum. Getir. Tamam. Ve üstünü bire getir. İçeri takmaya başladı. Hemen bunu da çeviriyorsun. Şöyle bir saniye. Şimdi bunu çalıştırınca çok ses çıkıyor. Şimdi ben önce bunu bire getireceğim. Evet. Tamam. Bire getirir getirmez. İkinci bunu, adım. İki. Bunu ikisini tamam. Açıyorsun. Tamam. Ondan sonra burada elenmeye, temizlenmeye, yıkanmaya başlıyor. Uyutma makinesi olan valsa geliyor. Kaç dakika sonra buraya geliyor? 10 saniye sonra, 20 saniye sonra gelir. Elenmeye başlar, bir yandan eledikçe biz yürütmeye başlarız. Tamam. O kadar uzun sürmez, eski sistemler gibi değil. Tamam. Anında eleni yıkar, makineye verir. Tamam. Yürütmeye başlarız. Ondan sonra un eleğimiz var, oradan aşağıda soğutucu var. Soğutucu boru yoluyla yukarı verir. Kepeğini ayırır, un ayırır, müşteriye diker, tartar veririz, paramızı alırız. Anladım, hiçbir şey anlamadım. Tamam. Yani, o tane alet söyledi. Soğutucu dedi, bir şey dedi. Şurada zaten bir tane halı yıkama makinesi gibi bir tane bir şey var. Bu ne yapıyor onu da merak ediyorum. İki top var. Orada dört tane top var. Aşağıda da var orada. Bir tane burada var. Daha. Aynen. Aralardan geçerek ilk önce ikiye kırıyor. Ondan sonra düğü gibi köftelik gibi yapıyor. En aşağı aralarda ayarlanan ona göre un çıkıyor. Anladım. Kepekle unu beraber çıkıyor. Buğdayda kepek olur. Yani diyorlar ya tam buğday unu diye. Buradan tam buğday unu olarak çıkar. Aşağıdan o eleğine geldiğini tam buğday unu kepek... Ayrılır, o ayrılır. Tamam. Şimdi o zaman abi, seni yollamadan önce şunu bire getirdim. Aynen. En sonrasında şunu ikiye getirdim. Dedim. Şu aletin başına geçtim. Aynen. Ondan sonra da... 10 saniye içinde bu burada devirden yaptıktan sonra buraya geliyorum. Aynen öyle. Tamamdır abi. Oldu. Sen benden bir çay iç. Tamam. Arkaya bir yere uğurlayalım seni. Tamam. Evet. Ben bir bakayım. Zaten Kutlusu amcam bana dedi hani yapamazsan canın sağ olsun. Ben parasını alırım buğdayı. Onu o beni ilgilendirmez şimdi ben yani burada un sadece un yapma aşamasında. Hadi un olsun. Tamam mı abi? Tamam. Tamamdır seni arkaya alalım abi biz. Tamam kardeşim. Ben tek başıma bakalım kimse olmadan kimsenin yardımı olmadan bu işi becerebilecek miyim?
Tamam abi. Sana kolay gelsin. Eyvallah, çok sağ olasın. Eyvallah. Onu da koyayım. Buğday gibi. Önce bunu aç dedi. Sonrasında şu aleti ikiye getir dedi. Şimdi şuraya geldin ama ben ne yapacağım? Burayı tarif etmedi bana. Torbaları getirdi. Herhalde torbalara unları dolduracağız. Şimdi aletler hala çalışıyor. Üstüm, başım un oldu benim. İçeri çok soğudu. Maske takmadım. Çünkü konuşamam diye. İçeride şu an göz gözü görmüyor. Şuna hayvanlar yiyormuş bunu. Kepekmiş bu. Şurada da torbalar var, temiz torbalar. Buraya un gelecekmiş. Aletlerden sonra göz kararı belli bir süre sonra tak dedi bana Yusuf abi. Ama içi boş daha bunun. Şöyle takıyoruz bunları. Yalnız sistem 10 numara. Bak kendi öyle şöyle bir şey yapmışlar. Onları sabitlemek için un torbalarını. Hadi. Şimdi şöyle tak dedi. Şunu aç, içine bırak dedi bana. Yok, gelen giden yok buna. Hadi ho! Yusuf abi iki tane dolar diyordu. Ben hiç inanmıyorum. Şu makineyi kapatayım artık. Şimdi Yusuf abi dedi ki, atıyorum 2-3 dakika sonra şunu kapat dedi. Kapattım. Un dökülmeye başlayacak dedi ama hala bir çıt yok ya, bir ses yok. Sadece şu kadar un. Yusuf abi. Efendim. Abi gel abi, neredesin? Yusuf abi, ben makineleri kapattım. Buna hani gelen giden bir şey yok. Şimdi Muharrem kardeşim, bu düğmeleri sağ tarafa çeviriyorsun. İlk önce yukarıdan başla. Bunu mu? Şu yukarıdan. Ha, bu un elemanı çalıştırdı. Onu çalıştır. Bak, aşağıdaki soğutmayı. Bu da un değirmeni. Gel şimdi. Gel. Şimdi buradan buraya birlikte. Bak, o arkada Yusuf abi işaret yapıyor.
kaldırıp şuraya götürürken döksem, acemiyim 50 kiloyu kaldıramam. Bunu döksem, Yusuf abim acaba beni ne yapar? Şimdi bu da oldu. Yusuf abim tabii bunu yapamayacağımı sanıyor ama ben zeki bir insan olduğum için şurada biraz bunun bekleme payı var. O yüzden şunu ağzını kapatırsam, tabii hızlı olmam lazım, öyle ağzımı sallamamam lazım. Bu araya ne yaptın? Hadi bitti mi? Doldurdum buna. Tamam. Çek buraya. Tamam mı? Arka kısmına gelsene. İşaret barlarında durma var. Tutuyorsun. Bas işaret barlarındaki düğmeye. Normal dikmeye başladı. Tepik senin de dikensin. Makineyi vereyim sana da. Şu aleti bana ver. 10 numaraymış iş böyle. Aynen. Tamam, bitti mi bu? Kantara koyuyorum. Var mı şu doldu? Var. Olsun, olsun, bir şey olmaz. Ya! Sen beni bir şeye benzetemiyorsun. Ama böyle bir de bağlayamıyorum varım. Oldu mu şimdi bu? İdare eder. Onu çıkart ha. Dik onu şimdi. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Ben bunu çok sevdim bu işlemi. Ben buraya gelsem ben sevdim seni. Siz üütseniz böyle ben sadece şu aleti yapsam. Olur, uyu yapıyorum. Akşamları 5 kiloluk un yapıyoruz. Tamam. Aynen 500 tane 1000 tane artık böyle dura dura beline gram girer. Abi artık yeter yerimi değiştir diye. Biraz daha bak şuradan. Hah. Birazcık aşağıdan. Birazcık da. Ha. Şuraya mı koyuyorum ben? Aynen aynen. Bak şu aradan o kendisi alır. Basınca orada uzak var. Ha. Çek şimdi. Bak devireceğim. Arada bıçak var bak. Orada bıçak var. Düğmeye basınca kesecek o. Bas düğme kesti. Vay be. Yani şu sisteme bir bakın. Tamam mı bu? O tamam. Onu da atıyorsun vantala. Muharrem kepeği de çıkart. Onu da amcam ayranlarına verecek. Bak yukarı kaldır gevşer o. Bak aşağı indir sıkılır. Çok basit. Şunu ilk etapta demedin bana. İlk torbada böyle şeyim koptu. Ya öyle de sen bakıyorsun genç pratik zeka bir adamsın. Onu bağlamana gerek yok. Onunla sıkıntı yok. Bu kepek ne hayvan hangisi yiyor bunu? Hayvanlar yer. İnek yer, koyun yer, sütleriyle, besiyemiyle karıştırırlar onu. Bir yaşama daha girdim. Daha burada çok yaşarsın. Muharrem. Bu biraz hafif diğerlerine nazaran bu herhalde. Kilo dövmez. Anladım. Kabuk olduğu için. Ha bunu da böyle bak. Bunu ben yapacağım. Bir kolun da ilmi var bak böyle. Bak bura buradan, bura buradan. Buraya takarken de böyle buralardan takıyorsun. Dikerken de. Torbayı yamuk dikme. Patron uzar. Çalıştır. He. Döndüreceğim. Şurada bıçak var. Hı. Kes hemen. Dur bak nasıl keseceğim. Al. Nasıl güzel dikmişim. Bir bak, bir bak, bir bak. Al. Söküyorsun abi dikmeyi. Abi ben sökmedim, sen güzel dikmedin. Nasıl güzel dikmedin? Bu yolda açılacak ben açmasam. Biraz yukarıdan, aşağıdan dikme. Heh. Şuradan. Güzel, devam et. Heh. Bak daha açarken de beraber sökeceğim. Yine bak, yapamadım var. Abi niye olmuyor şimdi? Benim elim değmiyor o yüzden. Bir yapar mısın Allah aşkına? Nasıl yapacağım? Bir yap bir. Benden ne farklı yapacak? Çok merak ediyorum. Hadi buyur. Hadi aç. Ben dikemem diye makinenin ayarını bozdum evet, burada. Evet. Senin gibi bir terzi durmuş abimiz var, o da öyle. Terzi ama bir makineyi kullanamıyor. 500 sene gösterdim. Biraz bekle. Tamam mı? Tamam. Onu da atıyorsun. Tamam. Ha, Muharrem onu da kantara şimdi. At üstü at, üstü at. Muharrem orada düşer. Tamam mı? Ha, şimdi kantara geliyoruz. Ben bunda tartmayı hiç bilmiyorum ama. Gel, öğreteceğim ben sana. Bak. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye gider. Tamam. Bak bu şu an 103 kilo. Nereden anladın? 100'den sonrası yok Allah aşkına. 103'ü nereden anladın? İşte 20 yıldır bir şey yapıyorum. Profesyonelim varım. Buraya 1 kilo koyuyorsun. Şuraya 1 kilo koyduğunda 100 kilo demek. Tamam. 100 kilodan sonra ha ne yapıyorsun? Bu tarafa çekiyorsun. Bak Muharrem şurada 3 yazıyor mu yazmıyor mu? Gel. Bak gel Muharrem. Bak 103'e getiriyorum. Bak kaç kiloda. Gördün mü? He. Artık biz ben ne dedim? 52 kilo gelir dedim. 52 kiloda 2 torba kaç kilo yapar Muharrem? 104. Kaç geldi? 103.
O kadar da olur yani. %1 de yanılma payım olsun. %1 bile değil. 100 kiloda bir kilo yanılsaydım %1 yapardı. 104 kiloda bir kilo yanıldım. O da aşağı... Adam hem değirmenci, hem matematikçi, hem evet, başka bir şey, hem terzi. Evet. Maşallah. 10 parmağında 10 marifet. Şimdi tamam, bu kaç lira oldu şimdi bu? 50 kuruşa ödeyiz kilosunu, burası 50 lira yapıyor. 50 lira yaptı. 3 torba mı? Aynen, aynen. 50 küsür lira yapar. Köylü amcalarımıza kampanya yapıyoruz, ikram ediyoruz bazen. Kaç bu? Bu 51,5 lira yapar. Ya kaç para alacağım kutluysa? 50 lira. 50 lira alacağım. Şimdi unlarım çekiliyor. Buğdayları dökmüştük, unlarım çekiliyor. Ben arada dışarıya kaçtım. Şimdi mekanın sahibi yanımda. Bilal Sarı. Şimdi bize abi, öncelikle seni tanıyalım, daha sonra sen bu işi kaç yıldır yapıyorsun onu merak ediyorum. 60'tan bu yana yapıyorum. 1960'tan bu yana. Evet. İlk etapta at arabasıyla köylerde. Ondan sonra motosikletim üzerinde. Ondan sonra kamyonetim üzerinde. Ondan sonra buraya yerleştim. Sonrasında dükkan açtın. Tabii. Ondan sonra ilk etapta vatandaş köyden buğdayını, bulgurunu, biberini getirir. Kendi gözü önünde, kendi eliyle yapar, hazırlar, paketler evine götürür. Bizim garantimiz budur. Anladım. Her şey vatandaşın gözü önünde. Tabii. Hiç gizli saklı yok. Hiç açık. Her şey açık. Yani değirmencilikte bence olması gereken önemli kurallardan bir tanesi bu. Vatandaş şimdi getiriyor, öyle gizli kapaklı bir yerde çekilmiyor. Vatandaşın gözü önünde açık. Kendisi izleyerek, yani benim yaptığım gibi Kutluysa amcam ben yaparken izliyordu veya Yusuf abi yaparken izliyordu. O şekilde. Tabii. Daha sonra siz buraya getiriyorsunuz. İmalattan çıktıktan sonra isteyen vatandaşa hazır vaziyette paketleyip satışa sunuyoruz. Vatandaş tadına bakarak alıyor. Paketli almıyor. Anladım. Peki bu içeride şimdi bir sürü böyle undur bir şeyler var. Çeşit tabii olarak ne var abi sizde? Hepsi var. %80'i kendi imalatımız, %20'si hazır alırız. Vatandaş hazır isterse hazır alır, istemezse buradan alır. Anladım. Şimdi sen benim üstümü başımı gördün. Gördüm. Ben oradan çıktım geldim direkt dükkana bir çay içeyim diye. Sağ olsun çay da ısmarladı. Üstümü başımı gördün. Şimdi nasıl olmuşum? Yapabilecek miyim ben bu işi? Nasıl? Gelecek nesile örnek. Örnek bir değirmenci olur mu benden? Evelallah. Beni yanına alır mısın işe? Aldım gitti. Şimdi bak, en yüksek maaşla. En yüksek maaşla diyor. Güzel. Ama şimdi Bilal amcam bir yerde yanılıyor. O sürekli burada oturuyordu. Ben arka tarafta görmedim. Ben Yusuf abiyle cebelleştim. İşte onu bağlayamadım. Makarasını o şey çekiyorsunuz ya abi üstüne. Makine dikiş. Makinesini çekemedim. Çekemezsin sen lan. Onun senin eğitimin lazım. Yani Yusuf Bilal amcam gördü şeklimi direkt yapmıştır diye işe alırım diyor. Yani, arka tarafta görse büyük ihtimalle eğitim veririz. Eğitim beni mi? Arkada görsen büyük ihtimal dikiş makinesiyle beni dikerdin abi. Dikerim tabi. Aa, tokat da canım. Eski ustalar gibi. Zaten bana buraya gelmeden önce dediler ki herkes dört dörtlüktür, bir kişi var dediler. Bilal amca çok sinirlidir, ona hiç bulaşma dediler. Ben geldim, selamımı verdim, direkt zaten imalathaneye daldım. Buraya hiç uğramadım. Şimdi benim onlar bekliyordur beni. Ben geldim burada laflıyorum ama ben geçeyim abi. Geç. Tanıştığıma çok memnun oldum ben. Seni işe alırım. Birincisi Türkiye'nin genelinde eğitimsizlik, bilgisizlik. Doğru. Ha, eğitimsizlik. Eğitimi önce görelim ki ondan sonra yapabilelim. Gelecek nesile bunları öğretmemiz lazım. Ben geldim geçtim gidiyorum. Sen de alt taraftakileri öğretiyorsun. Abi canım. Şimdi bak da Afganistan'dan gelmiş. Çalışıyor, öğreniyor. Geldiğinde bunlar sende ne var, sen yine dil biliyorsun, o dil de bilmiyordu. Doğru söylüyor. Şimdi Bilal amcana çay için çok teşekkür ediyorum. Onlar beni bekliyor. Yusuf abi arka taraftan bakıp duruyor zaten, hadi gel neredesin diye. Abi ben kaçayım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Dönüşte en son bir çayını daha içerim. Tamam, olur. Tamam abi, tanıştığıma çok memnun oldum. Evet, teşekkür. Hadi kolay gelsin. Evet. Kutluysa evet, amca gel abi. Şimdi unum hazır. Hazır tamam. 2 torba un, 1 torba kepek. Evet. 51,5'muş. Evet. Sana indirim 50 liraymış. 50 lira. 50. Alayım. En sevdiğim işte abi, ben çalıştım çünkü. Yusuf abi sanıyor ki bu 50'yi ben alacağım. Peki, kaç? Bölgen olsan say demişler. Onu da yapacağız. 50 dolmuştan alacağım. Niye? Öldüm. Cebimden cebimden çıkaracağım. 20, 30. Sana 35. Alayım abi 50 lirayı. Buyur. Şimdi 50 liramı aldım Kudüs abiden. Allah bereket versin. Ben de sanıyorum ki şimdi o kadar uğraştım. Üstüm başım toz pis oldu, un oldu.
Al şu 5 lira da senin çay paran olsun diyecek sanıyordum ama... Dedim ki ben oraya girme. Ama sen 100 lira, 1,5 lira ikram ettin bana hediye şey, kampanyadan. Tamam, 1,5 lira. 1,5 ikram ettim de. 50 lirayı verdim. Tamam, benim bahşişim. Bahşişim neyse bir daha kına. Gene de hadi bir 5 liraya kurtarırız, 5 çay parası. Tamam. Tamam deme, hadi tamam. Alayım o zaman. Vereyim. 80 lira alayım. Çok bonkör. İşte Aksaray'ın adamı. Abi Allah razı olsun. Bunu da alıyorum. Onlarını teslim ediyoruz. Ve ben bu işi Yusuf abiye yıkıp gidiyorum. Benim üstüm başım battı abi. Ben akşama kadar böyle çalışamam. Şimdi Yusuf abimi alacağız. Kutluysa amcam yüklenecek, gidecek. Onu Yusuf abi bir çağıralım. Abi, sonrasında ya karşınızdayız. Şimdi Yusuf abiyi çağıralım. Ben şu işi bir bırakayım gideyim. Abi böyle olmaz. Yusuf abi. Buyur. Abi kardeş. Gel abi gel. Şu üstümün başımın haline bir bak. Ya olacak tabii yani. Ekmek parası var mı? Şimdi ben buradan bir an önce kaçmayı planlıyorum. Bana burada var ya 3 değil 5 bin versen ben gene çalışmam. Bu 103 kilo geldi. Evet. 51,5 tuttu. 50 lirayı aldım. Evet. Sağ olsun Kutluysa amcam 5 lira da o kadar dedi uğraştın dedi. Gördüm ben evet. Seni arkadan izledim dedi. 5 lira da bahşiş verdi. Sağ evet. Olsun. Ben arabaya falan atmam bunları. Benim üstüm zaten battı batacak kadar. İki batacak. Bir. İkincisi. Şu 50 lira. Evet. Yani bunu almayı falan sana vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Üstümün başımın battığına sayıyorum. Neyse canın sağ olsun. Üzerine başını yıkarsın onunla. Şimdi Kutluys abim de Yusuf abim de ikisi de çok sağ olsun. Birinden 5 lira birinden 50 lira kopardım. 55 lira kısa günün karı. Hem program yaptım hem 55 liram oldu. Harcayasın artık oğlum. Kamera arkasında iki tane emekçimiz var. Batuhan evet. Ve Selçuk abi. Onlara ben bir gideyim çay ısmarlayayım. Çünkü omuzlarında tripodlar, ellerinde kameralar sürekli evet. Benim peşimde Aksaray'ın bir ucundan bir ucuna gidip geliyorlar, nasıl çekiyorlar. Şimdi abi, yaptın mı yapamadın mı? Kısaca onu söyle. İdare eder, dört dörtlük değil ama acemi birisine göre yine güzeldi, Allah var. Benim açımdan iyidir çünkü hiç yapmadığım bir işti. Aynen. Üstüm başım battı, Allah size gerçekten kolaylık versin. Aynen, yani biz ekmeği direkt alıp yiyoruz marketten, alıp yiyoruz bakkaldan falan ama bunun Armutlu köyünden Aksaray'a uzanan ya şimdi buğdayın tarladan önce değirmene buradan fırına fırından işte ekmek olma macerası çok zor bir işlem. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Allah razı ben beni ağırladığın için çok teşekkür demek, ediyorum. Benim yalnız benim... bak gözü parada. Gözü 50 liramda. Ya 50 lira. Hiç yok 50 lira falan yok. Gözü konuşuyor ama mikrofonda ucunda 50 lirayı kesiyorsun. Yani bir şey şimdi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Amcamı da beklettik, yorduk. Abi seninle de tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür. Çaylak programımız burada sona erdi. Biz her cuma Aksaray'da yapılması gereken zor bir işi yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta un değirmenindeydim Yusuf abimin dükkanında. Haftaya Aksaray'dan farklı bir meslekte görüşünceye de hoşça kalın.